Efendim günaydınlar. Türkiye yangınla mücadele ediyor. Gerçekten dört koldan inanılmaz bir mücadeleye sahne oluyoruz. Milletimizin gerçekten ortaya koyduğu irade, orada görevliler, çalışanlar, gönüllüler, vatandaşlar, yurttaşlar, turistler değerli dinleyicilerimiz, sanatçılarımız var. Yangın hortumunu böyle eline aldı ve yangınlarla mücadele etti. Türkiye'nin kararlı yangın mücadelesinin notlarını yayın kuşağımızda aktaracağız. Hepinizin merak ettiği termik santral ilişkinde son bilgiyi paylaşalım. Son dakika bilgilerine göre Kemerköy'deki termik santrale ilişkin yangının etkisini, yangınların alevinin etkisini yitirmeye başladığı gözlemleniyor. Risk hala sürüyor ama en azından sabahın ilk güzel haberini bu çerçevede gerçekleştirebiliriz. Gerçekten akşam yüreğimizi ağzımıza getirdi. Termik santralde gerekli bütün güvenlik önlemleri alındı. Tahliyeler gerçekleşti. Alev alabilecek her şey santralden boşaltıldı ama kuşkusuz bir kömür santrali olduğu için işte etki alanı ve yangın ısısının getirdiği yükle filtreli bir şekilde yanacak kömürün açık bir şekilde yanmaya başlaması hepimizi korkutmuştu. Yani çok büyük bir çevre kirliliği, patlama vesaire bütün bunlar önemli bir şekilde sıkıntı yaratabilirdi. Ancak sabahın ilk bilgilerine göre termik santralde yangın etkisini yitirmeye başladı. Bitmedi. Ama hala daha tabii rüzgar var. Alevler termik santralde hala, bunu ifade edelim. Ama etkisini yitirdiğine ilişkinde santral alanındaki alevlerin etkisini yitirdiğine ilişkin bilgiyi ifade edelim. Tabii bu etkisini yitirme termik santral alanında yangın söndürme çalışmalarının çok büyük bir yoğunlukla devam ettiğini gösteriyor. Özür dilerim. Dün akşam saatleri itibariyle biliyorsunuz çok sayıda bölgede tahliyeler gerçekleşmişti ve bu tahliye alanlarından sonra da deniz kuvvetlerimiz kıyıda toplanan, iskelede toplanan yurttaşlarımızı tahliye etmeye başlamıştı. Böyle nefesimizi tutarak izlediğimiz bir süreçti. Bu çerçevede Ören, Alatepe, Kultak, Pınar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamlarım, Karaca, Ağaç, Sekköy, Hüsanlar, Dereköy ve Çakıralan mahallelerinde dün boşaltma işlemleri gerçekleştirilmişti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gül'ün Koz Ağaçlı hemşehrilerimiz ve belediyelerimiz ekipleriyle beraber kesimler yapılacak, bir bant oluşturmaya çalışacak. Koz Ağaç ve Menteşe'de oturan hemşehrilerime söylemek istiyorum. Belki belli bir saatten sonra boşaltma kararı çıkabilir dedi ilerleyen saatlerde. Buna göre hazırlıklı olmamız lazım. İlle boşaltılacak demiyorum ama tahliye kararı çıkabilir diyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu konuda muhakkak hazır olmamız gerekiyor. Hiçbir direniş göstermeden bulunduğumuz bölgeleri hemen boşaltmamız lazım. Sizin canlarınız bizim için çok önemli. Şu ana kadar sabaha kadar yangının ne şekilde yön vereceğini kimse kestiremiyor. Ormandan da bize verilen bilgi yok. Onu söylemem lazım. Yapılacak ne varsa hemşehrilerimizle birlikte beraber yapacağız ifadesini kullandı. İşte bütün bu süreçle birlikte Milas, Karacasu, Manavgat yangınla mücadele bu çerçevede sürerken santralde alevlerin etkisini yitirdiği bilgisi, sabahın ilk bilgisi olarak biraz umut verdim. Mücadele sürüyor, kararlılıkla sürüyor. İşte milli boksörümüzün verdiği mesajda yangınları çıkaranlara söylüyorum. Biz bir ölürüz, bin diriliriz demişti dün boksörde Buse Naz Sürmeneli. Biliyorsunuz finallere çıktı ve bozgunculara bir sağ kroşeyi oradan Tokyo'dan göndermişti. Şimdi içinde bulunduğumuz durum şu. Böyle iktidar ne diyor, muhalefet ne diyor falan, bütün bunları bırakacağız. Kararlılıkla, el birliğiyle biz bu yangınları nasıl söndüreceğiz? Ondan sonra konuşacağımız elbette çok konu ve başlık var. Bunları elbette değerlendireceğiz. Şöyle bir genel Türkiye'nin yangınları ile ilgili sabaha karşı oluşan haberleri özetleyeyim size. Akdeniz ve Ege şeridini kasıp kavuran orman yangınlarında 9. güne giriş yaptık. Antalya, Muğla ve Aydın başta olmak üzere yangınların çıktığı bölgelerde mücadele canhıraş bir şekilde devam ediyor.
Kemerköy Termik Santrali'nde saat 7.30 itibariyle, yani yayınımızın hemen başladığı dakikalarda alevlerin etkisini yitirdiğini ifade edelim. Muğla'nın Milas ilçesinde alınan önlemlere rağmen biliyorsunuz Kemerköy Termik Santrali'ne yangın sıçramış ve özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlemişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralin bulunduğu alandan zaman zaman da patlama sesleri ürkütmüştü. Ardından da parlamaların meydana geldiği gözlemlenmişti. Günün ağırlamasıyla birlikte havadan müdahale süreçleri termik santrale yönelik hız kazandı. Yani sabahın erken saatlerinde alevlerini yitirme etkisi göstermesi ve günün ışımasıyla birlikte havadan müdahalenin de gerçekleşiyor oluşu şu anda termik santralde oluşabilecek riski azaltılıyor. Riskli mi? Hala riskli, ancak o riskin azaltıldığını söylemek mümkün. Günün ışımasına kadar gösterilen şanlı mücadele. Gecenin ilerleyen saatlerinde sizler de hem bizim ekranlarımızda, arkadaşımız Deniz Çağlayan gece boyunca size buradaki notları tüm alanlardan aktardı. Orada bulunan arkadaşlarımız aracılığıyla da son bilgileri paylaştı. Ve orada da gördüğünüz gibi vatandaş adeta nöbet tutuyor. Şüpheli gördüğü bir şahıs, şüpheli gördüğü bir araç, şüpheli gördüğü bir durum, kıvılcım nöbetleri, yangının sardığı alanlarda birbirleriyle yardımlaşma, burada itfaiye ekiplerimizi AFAD'a, yangın söndürmede görev alan, önde kahramanca o siperlerde bulunan kahramanlara su taşıyor, yemek taşıyor, onların yorgunluğunu gidermeye çalışıyor, kahve taşıyor. Bütün bunları gördüğümüz bir fotoğrafa sahne olduk. Bir millet el birliğiyle içinde çıkartılmak istenen yangına, bütün bozgunculuğa rağmen, bütün sosyal medya yalanlarına rağmen, bütün kafa karışıklığına rağmen, foncu medyanın özellikle bu süreci kendince lehine çevirip Biden'a, Amerika'ya yaranma girişimlerine rağmen kararlılıkla bu mücadelesini sürdürüyor. İşte görüntüler özellikle bu kritik bölgelerde yurttaşlarımızın ve güvenlik güçlerimizin, itfaiye personelimizin, söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin, belediye ekipleri de var bunların içinde, onu da ifade edelim. Hatta dün itibariyle artık şöyle hikayeler ortaya çıkmaya çalıştı. Yıllık iznini bu yangın söndürme mücadelesinde kullanmak isteyen bir bankacımıza rast geldik. Yıllık iznini bölgede tatil amaçlı geçiren yurttaşların tatili bırakıp o sürecini, rahatlama sürecini bırakıp bu yangınla mücadelede görev aldığına tanık olduk. Milletimizin feraseti bütün bozgunculara sağlı sollu yumruğu atıyor. Gün birlik olma günü, gün beraberlik olma günü, gün el birliğiyle terör örgütünün bize yaşatmaya çalıştığı Biden yangınlarını örtme ve bunları darmadağın ve bunun arkasındaki projeyi darmadağın etme günüdür. Biliyorsunuz Ulusal Kanal meselenin adını koyar. En başından beri bu işin bir terör eylemi olduğu, ki işte dün de bir Sedef Kabaş galiba işte bizim Ulusal Kanal muhabirini hedef almış, terör örgütü PKK nasıl işte hedef alınıyor falan gibilerinden. Yani çok önemli de değil yani açıkçası. Çünkü biz biliyoruz ki Ulusal Kanal ve Aydınlık bir manşet atar, Türkiye o gerçeği er geç yaşar. Kendimize inanıyoruz. Ne diyorsak o. Terör örgütü diyorsak terör örgütü. Bu yangını terör örgütü çıkarttı diyorsak terör örgütü çıkarttı. Bu kadar açık ve net. Yani buralarda saklanacağımız, gocunacağımız, kafamızı çevireceğimiz, masanın altına gireceğimiz bir boyutta değiliz. Ulusal Kanal bu çerçevede Türkiye'de her zaman kritik dönemlerde ön plana çıkar, bir manşet atar. O başta anlaşılmaz, ya ne diyor bunlar bilmem ne, ama işin önü ve sonu nihayetinde ortaya çıkar. Bir yandan terör örgütünün işte sözde ateşli bilmem ne kolunun yaptığı itiraf ve hala Türkiye'yi tehdit ettiğini gözlemliyoruz. Bir yandan dün itibariyle bu alanlarda ve sahada özellikle Datça bölgesinde bulunan içi barut dolu torpilleri ekranlarınıza getirmiştik. Dolayısıyla bütün bu süreçlerden çıkan sonuç aynı. Bu kişilerin, terör eylemi gerçekleştirenlerin Yunanistan'da eğitim aldığı, rüzgarın ve yönü hesabı vesairesi yapılarak bir süreci canlandırmaya çalıştığı, dünkü görüntülerde izlediğiniz özellikle kuru otların içine bu içi barut dolu torpillerin atıldığını net bir şekilde ekranlarınıza getirmiştik. Ve bu çerçevede de bu mücadelenin her yönünü sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bizim kafamız karışık falan değil. Yani buradan onu ifade edelim. Buradan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na, Zühtü Arslan'a, bakın
bu yangınları çıkartanlara zaman kazandırıyorsunuz. Eğer sen o tarihte görevini yapsaydın bu kadar zaman kazanmayacaktı o terör örgütünün siyasal kanadına o zamanı vermeseydin belki bunları yaşamayacaktık. Dolayısıyla herkes bu ülkede kamu, vatandaş, yurttaş sorumluluğunu bilerek hareket etmeli. Sorunlarımız var mı? Var. Uçaklarda problem var. Helikopter sepetlerinde problem var. Bunların hepsini konuşacağız. Birçok teknoloji var orman yangınlarının önlenmesi. İşte ısı tespit cihazlarından, ısı tespit termal kameralara kadar bir sürü sistem. Bunları konuşacağız. İlerleyen günlerde çözümler açısından bunları elbette sizlerle paylaşacağız. Ama bugünkü ana görev işte o bir sanatçımız hatta fotoğrafını getirebilirse sevgili Hasan onu gösterelim. Onun gibi davranacağız. Alacağız o hortumu yangınların üstüne gideceğiz. İktidarda o mu varmış bu mu varmış değil. Çanakkale'de de saray vardı ama Çanakkale'de kahramanlık destanı yazıldı. Gün o gün onun günüdür. Dolayısıyla kimsenin sizlerin kafasını karıştırmasına izin vermeyin. Meselelere çözümle bakılır. Meselelere harita üzerindeki sorunla bakılır. Harita üzerinde sorun var. Özellikle Rand Corporation raporu sonrasında Türkiye'ye yönelecek saldırıları zaten beklediğimizi ifade etmiştik. Buna hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Dolayısıyla bugün ana görev burada ortaya koyabileceğimiz kararlı iradeyle, el birliğiyle bununla mücadele etmek. Bakın oradaki yangınların gündeminde Help Turkey falan yok. Öyle sosyal medya yalanları yok. İktidar ya da muhalefetin dilindeki ağlama, sızlama söylemleri yok. Çay yok, şeker yok. Onun tek gündemi var, o yangını söndüreceğim. Kıvılcım nöbeti tutuyor. Yıllık iznini oradaki mücadelede kullanıyor. Tatile gitmiş, denize girecek, güneşlenecek ama onu bırakıyor, buradaki kararlı mücadeleye giriyor. Bir sanatçımız alıyor eline hortumu, yangınların üstüne gidiyor. Dolayısıyla bir diğer sanatçımız işte sosyal medyadaki o Help Turkey çığlığına kendilerince oluşturdukları o yalan ve itibar kaybı sürecine alet olmuyor. Biz bunlara direniriz, biz bu işi kendimiz çözeriz diyor. Dolayısıyla aklı selim bir şekilde bu meselelerden çıkmanın günü ve zamanıdır. Mesele bu kadar açık ve nettir. Dolayısıyla burada ifade ettiğimiz gibi ana bir görevimiz var. Yangınlarla mücadelede kararlı bir şekilde durmamız gerekiyor. Türkiye Gençlik Birliği de bölgede ona ilişkin de yine görüntüler olacak. TGB'li gençler de yangın söndürme çalışmalarına bizatihi katılıyorlar. Onu da ifade etmiş olalım. Ve buralarda da Türkiye'nin dört tarafında çıkan yangınlarla birlikte ortaya çıkan tabloyu da değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte İbrahim Çelikol, o görüntüyü yansıtabilir miyiz Hasan, az önce de istedim ama İbrahim Çelikol'un o yangınlara yönelik işte o müdahalesini görelim bir. Dolayısıyla bütün buralardan çıkartacağımız dersler ve sonuçlar var. Bunu özellikle altını çizelim. Bugün 5 Ağustos 2021 Perşembe gündemine daha kararlıyız. Bu yangınları bertaraf edeceğiz. Ülkemizin içine sürüklenmek istediği girdaba asla ve asla izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla buralarda ortaya çıkacak sonuçta da hep birlikte bu süreci değerlendirmeye çalışacağız. Bir son durumu anlatan bakanlara bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Antalya'dalar. Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bölgedeki son durumu aktardılar. Birlikte dinleyelim. İki farklı cephede ekiplerimiz yangında kalma riski yaşadı. Hamdolsun yoğun mücadele sonucunda vatandaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, Güzelbağ ve Demirciler de kurtarıldı. Bugün 6 uçak, uçaklardan bazıları arıza yapmıştı. 2 insansız hava aracı, 17 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter ve 1858 araç ve 6500'den fazla personelle bu çalışmaları sürdürdük. Değerli arkadaşlar, uluslararası camiadan destek teklifleri ve destekler de gelmeye devam ediyor. Bugün Avrupa'dan, özellikle bize yakın ülkelerden, 4 ülkeden daha Avrupa Birliği mekanizmasına yangın sebebiyle destek başvurusu oldu. İtalya, Yunanistan, Makedonya ve Arnavutluk. O ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar bölgeyi ziyaret etti. Ziyareti bizlere ve ekiplerimize moral ve güç verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Kıbrıs Türk halkına şükranlarımızı da sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 21 kişilik bir ekip bu akşam saatlerinde deniz yoluyla yola çıktılar. Mersin'e gelecekler, Taşucu'na. Ve akşam 21.30'da ulaşmış olacaklar. Ayrıca Kızılay Başkanı ve bir heyet Antalya'ya gelecekler. Tabii bu sayı olarak sembolik olabilir ama bizim için son derece değerlidir, anlamlıdır. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sembolik de olsa bize verdiği bu destek gerçekten bizleri mutlu etmiştir. Değerli arkadaşlar, bugün Ukrayna'dan 4 tane yola çıkan helikopter Isparta Havaalanı'na inmiş bulunuyor. Bunlar bir özel şirketten bulup da kiraladığımız uçaklar ve bu akşam ve yarından itibaren yangın söndürme çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Helikopterlerin kullandığı su tankı ya da Bambi dediğimiz bu ihtiyacın da yani olabileceğini düşünerek bazıları arıza yapıyor çünkü farklı ülkelerden getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan'dan 2 adet geldi, Ukrayna'dan 1 adet yarın sabah gelecek, Rusya'dan yarın sabah 2, Cuma gün 3 tane Bambi ülkemize gelmiş olacak. Diplomatik kargoyla hızlı bir şekilde bulduğumuz yerlerden bunları da ülkemize getiriyoruz. Yarın sabah kardeş Can Azerbaycan'dan bir uçak, 10 personel ve 40 itfaiye aracı ve 150 personel. Yani uçakla beraber 10 personel, 40 itfaiye aracıyla beraber de 150 personel karadan Gürcistan üzerinden ülkemize gelecekler. Bugün Fevkalade Haller Bakanı Kemalettin Haydarov beni aradılar. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla bunları gönderdiklerini söyledi. Aslında uçağı Azerbaycan daha ilk günden göndermek istemişti ama uçak bakımdaydı. Bugün bakım bitiyormuş. Testlerden sonra yarın sabah inşallah yola çıkacak. Yine bir şirketimizin, İsrail'den bir şirketten kiraladığı iki uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık. Türkmenistan'dan biliyorsunuz bir teklif geldi, sembolik bir teklif. Bazı Türkiye ekipmanlar göndereceklerini söylediler. Biz de kardeş ülke Türkmenistan'a buyurun dedik. Onlar da yardımlarını ulaştıracaklar. Katar'dan gelen ekiple bugün görüştüm. 66 kişilik bir ekip var. Gündoğmuş bölgesinde yardım ediyorlar oradaki çalışmalarımıza. Ve son derece mutlular o bölgede bizim ekiplerimizle birlikte çalışmaktan. Diğer taraftan bazı ülkelerden de teklifler geliyor. Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada, Japonya, Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Federasyonu'ndan da bazı yardım teklifleri geldi. Bu ülkelere, özellikle ülkelere ihtiyaçlarımızı söyledik. Uçak ve helikopter havadan destek için ihtiyaç olduğunu söyledik. O ülkelerden şimdi yanıt bekliyoruz ve ihtiyaca göre gelen önerileri de değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi bir taraftan sahada tüm ormancılar, belediyecilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve ilgili kuruluşlarımız can siperhane ormanla, yangınla mücadeleyi devam ettiriyorlar. Biz de arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmaların koordinasyonuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan yangının olduğu bittiği yerlerde de hasar tespitlerini arkadaşlarımız yapıyorlar. Vatandaşlarımız tarlasından, hayvanlarının yanından ayrılmak istemiyorlar ve bu çerçevede onlara hemen hızlıca çadır ve konteyner ihtiyaçlarını gidermek için AFAD koordinasyonunda çalışmamızı başlattık. Şu ana kadar 93 aileye konteynerlerini sahada kurduk ve bunun dışında da yine 20 mahallemizde WC duş sistemini kurmak suretiyle günlük ihtiyaçlarını karşılayacak adımlarımızı attık. Diğer taraftan çadır ihtiyaçlarını da hem hayvanlarımızın barınabilmesi amacıyla hem de insanlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu çadırlara ilişkinde şu ana kadar 133 çadır kurulmuş durumda. Kızılay'ımız koordinasyonda yemek işlemleri devam etmekte. Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Şu ana kadar bölgemize gelen nakdi yardım
47,5 milyon lira ve bu nakdi yardım çerçevesinde ailelerimize evleri yangından zarar gören, yangın afeti sebebiyle yine arsalarında, arazilerinde, tarım alanlarında zarar gören vatandaşlarımıza nakdi yardımlarını yapmaya başladık. Bu çerçevede şu ana kadar 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi ödeme yapıldı. Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hasarları verilecek. Bu çerçevede bunların ilk bedelleri yatırıldı. Kısmi olarak kalan kısmı da yatırılmaya devam edecek. Yine canlı hayvanlarımıza, tarım arazilerimize gelen zararların tespitlerini de gerek defterdarlarımız gerek tarım il müdürlüğümüz yapmaktadır. Bu çerçevede yine zarar gören vatandaşlarımıza hayvanlarının bedeli, rayiç bedeli neyse bu bedel çerçevesinde yardımlar yapılacaktır. Aynı şekilde tarım arazilerinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek PKK'nın çıkardığı orman yangınlarında büyük hasar gören çökertmedeydi. Perinçek ormanlarımızı yakan kundakçıların eline kibriti verenin ABD Başkanı Biden olduğunu söyledi. Sosyal medyada yürütülen PKK-FETÖ destekleyen Turkey kampanyasına tepki gösterdi. Doğu Perinçek kampanyaya destek veren muhalefeti eleştirdi. Vatan Partisi lideri Türkiye'de milli hükümetin kurulması için geniş bir toplum desteği olduğunu vurguladı. Bu kundakçıların eline kibriti veren, çakmağı veren de Biden'dır, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Orman yangınları ile mücadeleyi cephe hattından takip eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yangınlarda büyük hasar gören çökertmedeydi. Ormanlarımızı yakan PKK'ya kibriti verenin ABD Başkanı Biden olduğunu söyledi. Bu bir yangın söndürme faaliyeti değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı yürüttüğü bu yeni tipte savaşa karşı Türkiye'nin devletiyle, milletiyle verdiği büyük bir mücadele. Bu kundakçıların eline kibriti veren, çakmağı veren de Biden'dır, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yaklaşık 1,5 kilometre daha gerideydi. Orman yangınlarının çıkarıldığı bölgelere dikkat çeken Perinçek, ABD'nin PKK eliyle Türkiye ekonomisini hedef aldığını belirtti. Dikkat ederseniz bu orman yangınları turizm ve tarım bölgelerimizde, yani tarımımızın, seracılığın, verimli tarımın yoğun olduğu ama turizmden hemen acil gelir beklediğimiz bölgeler. Türkiye'yi buradan vurmayı, turizmden, tarımdan, döviz beklentilerinden vurmayı planladılar. Sosyal medyada yürütülen PKK-FETÖ destekli Help Türkiye kampanyasına tepki gösteren Doğu Perinçek, kampanyaya destek veren muhalefeti eleştirdi. Millet yangın söndürmeye çalışıyor. Bir kısmı da sabotajcıyla, kundakçıyla, Biden'la aynı cephede. Efendim buraları beton yaptırmayacağız. Bu nedir? Bir bozgunculuk değil mi? Meral Akşener'in bu söyledikleri veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söyledikleri. Ya millet savaşıyor bugün. Meral Akşener. Bunların ruhen Türk milletinden tamamen koptuğu gözüküyor. Yani Mehmetçik, Türk polisi, Türk devleti, Türk itfaiyecisi, Türk çiftçisi, Türk işçisi, Türkiye'nin çarşıları, başta Vatan Partisi, milli olan partiler vesaire. Yani siz bunları bu tür fesatla, fitneyle, bozguncu propagandayla falan yenmenize imkan yok. Onu söyleyeyim. Vatan Partisi lideri Perinçek, Türkiye'nin önündeki tek çıkış yolunun milli hükümet olduğunu bir kez daha vurguladı. Milli hükümet için Türkiye'de geniş bir toplum desteği oluştuğunu belirten Perinçek, 2023'ü bekleyenler artık hükümet olamaz dedi. Bu tehdide Marmaris'te çay paketi atarak halka karşı koyamazsınız. O doğru tahlile sahip olduğumuz zaman ne yapmamız gerekir? Demin söylediğim gibi üreticileri, milli hükümetini kuracak güçleri iktidara katmak, onlarla paylaşmak, onlarla aynı masaya dirsekleri koymak, ne yapacak devlet? Sadaka dağıtmak, çay paketi atmak yerine elindeki bütün kaynaklarla fabrika açacak, tarıma destek yapacak. HDP'nin kapatılması davasına da değindi Doğu Perinçek. Kapatma kararını geciktiren Anayasa Mahkemesi'ne seslendi. Yangınları söndürmek istiyorsanız HDP'yi kapatın dedi. HDP kundakçının partisidir, buradan söylüyorum. Şimdi bakıyoruz son derece ağırdan alan, ciddiyetsiz, kundakçıya zaman kazandıran, kundakçıyı koruyan, iş yüküm diyor. Bu yangını söndürmekten, kundakçının partisini kapatmaktan
Daha büyük iş var mı bugün Türkiye'de? Buradan hızla dönün ve düzeltin derhal HDP'nin kapatılması davasını gündeme alın ve bir celsede çözün. Dünya Doğayı Koruma Vakfı Akdeniz bölgesinde çıkan yangınlarla ilgili dikkat çekici bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye'nin de arasında olduğu Akdeniz bölgesindeki yangınların %96'sının insan kaynaklı olduğu vurgulandı. Önemli çalışmalarıyla tanınan vakfın raporu, Türkiye'deki yangınlarla ilgili PKK'yı gizlemek için iklim krizi söylemini ortaya atanların tezlerini de çürüttü. PKK'nın ormanlarımızı yakması raporlarla da kanıtlanıyor. Hala ormanları PKK'nın yaktığını söyleyemeyenler olsa da Dünya Doğayı Koruma Vakfı sabotaj ihtimalini öne çıkardı. Sardunya ve genel olarak Akdeniz bölgesine çıkan yangınların %96'sının insan kaynaklı olduğu ortaya konuldu. Araştırmayı Dünya Doğayı Koruma Vakfı raporladı. Çıkan yangınların %96'sının insan kaynaklı, özellikle kundaklama, sabotaj ihtimali olduğu belirlendi. Türkiye'de yanan ormanların büyük çoğunluğu da Akdeniz bölgesine ait. Rapor, ormanları PKK'nın yaktığını kanıtlar nitelikte. Tabii yangınları PKK'nın çıkarmadığını söyleyen kesimin de görüşlerini çürütüyor. Rapora göre yangınların sadece %4'ü iklim krizi, yüksek sıcaklık gibi doğal nedenlerden kaynaklanıyor. Efendim, Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alındı. Alevlerin sönmesiyle hasar gün yüzüne çıktı. Ulusal Kanal ekibi yangında zarar gören Topallı köyünde vatandaşlarla konuştu. Yurttaşlar yeniden üretim yapabilmek ve evlerine kavuşmak için yardım bekliyor. Evimiz, traktörümüz, her şeyimiz yandı. Bahçemiz yandı, ağaçlarımız yandı. Adana'nın Aladağ ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. PKK'nın çıkardığı yangınların kontrol altına alınmasıyla hasar da gün yüzüne çıktı. Adana'nın oksijen kaynağı binlerce hektar orman alanı kül olurken Topallı köyünde onlarca ahır ve 20'nin üzerinde ev kullanılamaz hale geldi. Tarlalar ve üretim araçları zarar gördü. Ne kıyafetimiz, ne yatağımız, ne yorganımız, ne kapımız, kaşığımız, hiçbir şeyimiz kalmadı. İnşallah yardım bekliyoruz. 300 tane ne zeytin ağacımız vardı. Hepsi yandı, hiç kalmadı. Bizim de bağlık vardı, ev vardı. Komşularımızın hayvanları falan yandı, evler çoğu yandı. Bunlara acilen yani yapılması lazım. Aladağ yangınında üreticinin üretim araçları da zarar gördü. Burada üretimimiz devam etmesi için bu traktörümüzün mutlaka yenilenmesi lazım. Devletten bir yardım bekliyoruz. Yangın sırasında Topal'da bulunan ahırların hemen hemen hepsi yandı. 10'a yakın inek de telef oldu. Üreticiler ahırlarda saman balyaları da yandığı için bölgede sağ kalan hayvanlara yem desteği bekliyor. Aladağ genelinde valilik, belediye, AFAD ve Kızılay topyekün dayanışma içerisinde çalışma yürütüyor. Birçok noktada zarar gören elektrik hatlarında onarım çalışmaları başladı. Evleri yanan vatandaşlara da yardımlar yapılıyor. İlçede ayrıca güvenlik amacıyla itfaiye ve jandarma ekipleri hazır bekletiliyor. Buraya girmiş onlar oraya. İşte. Vatan Partisi İl Başkanı Selver Kaplan bölgede mağdur aileleri ziyaret etti. Gerçekten Allah razı olsun. Çok sağ olun. Kaplan, Türkiye'deki bu ateşin sönmesi için HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Yapabileceğimiz bir şey olursa yine biz buradayız. PKK'nın yaktığı ormanlar devlet millet el ele, bu büyük güçle söndürülüyor. Yangından zarar gören mahallelerde yaralar büyük bir imece ve dayanışmayla sarılıyor. Antalya'da yangın cephesinde mücadele eden vatandaşlar teröre, işbirlikçilere ve sosyal medya bozguncularına Maya'mızdaki birlikle yanıt veriyor. Vatandaşlar bu milleti hiçbir güç asla yıkamaz diyor. Türk milletinin cevabı olarak bu savaşı biz kazanacağız. Evvela Allah'ın izniyle biz el ele tutuştuk mu bizi dünya yıkamaz. Devlet milleti hep el ele verdik. Onlar yaptı biz söndürdük. Vatanımızı, milletimizi, toprağımızı korumak zorundayız. Burada gerçekten Kurtuluş Savaşı'na dair aynı bir görüntüler yaşanıyor. Bugün de yangın gibi yani tabiri caizse bir düşmanla savaşıyoruz. Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nın ruhuyla yürüyor alevlerin üstüne. Terör örgütü PKK'nın çıkardığı yangın devlet millet el ele bu sarsılmaz güçle söndürülüyor.
Yaralar da yine bu güçle sarılıyor. 7-8 gündür burada bir savaş veriyoruz. Devletiyle, belediyesiyle. İnşallah Allah'ın izniyle bu savaştan başarılı bir şekilde çıktık. İnşallah da devamını getireceğiz. Yardımlar yağdı. Evvel Allah izniyle. Türkiye'nin sırtı yere de gelmez. Antalya'nın Manavgat ilçesinde devletin tüm olanakları ve milletin özverisiyle yangına müdahale ediliyor. Yangın cephesinde seferberlik hakim. Tüm ekiplerle vatandaşlar uyum içinde mücadeleyi kazanmaya kilitlenmiş. Onların önceliği vatan. Bölücü teröre ve sosyal medya bozgunculuğuna geçit yok. Bütün gücümüzle burada savaşıyoruz. Biz bu savaşı inşallah başaracağız. Ülkemizi yangına sebep veren çapulculara bırakmayacağız. Biz bu konuda çok spekülasyonlu yaratıyoruz sosyal medyada. Bunlara kesinlikle katılmıyoruz. Biz sadece ülkemizi düşünüyoruz. Bizim için önce vatan diyoruz. Vatan için de savaşıyoruz. Bu gücümüzle güç katarak mücadele ediyoruz. Batman'dan Samsun'a, Şanlıurfa'dan Afyonkarahisar'a Türkiye'nin birçok ilinden gelen itfaiye ekipleri, orman emekçileri, belediye çalışanları yangın bölgesinde mücadele veriyor. Gecemizi gündüzümüzü bir ederek buradayız. Bunu yapanların Allah onları kahru perişan etsin. Yani çok üzgünüm yani. Osmaniye'nin yangını bitirdikten sonra Urfa'ya döndük. Urfa'da bir saat dinlendikten sonra tekrar arabamıza binip buraya yol aldık. Yangının söndürüldüğü yerlerde de yaralar büyük bir dayanışma ve IMC ile sarılıyor. Yangının büyük hasar verdiği Aksas önemli bir üretim merkezi. Sağlam kalan tarım ürünlerini ayıklamaya çalışan üreticiler bir taraftan da hasar tespit ekiplerine uğradıkları zararları yazdırıyor. Çiftçilik malzemelerinin hepsi gitti. Mutfak eşyası hiçbir şey kalmadı yani. Yangında ne gitmez ki? El ele verdik tabii. Yani değilse mümkün değil. Vatanımıza, milletimize komple geçmiş olsun. Vatandaşlara göre hiçbir güç bizi ne yıldırabilir ne de yıkabilir. Çanakkale'de, Dumlupınar'da başaramadıklarını bununla mı başaracaklar? Allah'ın izniyle ne amalikası, bizi hiçbir güç çıkamaz. Hiçbir güç bizi ne yıldırabilir ne de yıkabilir. Bizim kadınlarımıza bile zamanında cephane taşımış, şu anda maazallah öyle bir şey olsa vallahi şu anda yine taşır. Biz böyle bir milletiz. 4 saate yakın yangına karşı tek başına mücadele eden cami imamı Musa Küdükçüoğlu, yangını çıkaranlara en güçlü yanıtın devlet millet birliği olduğunu belirtti. Bu halkın birbirine olan bağından habersizler. Irk, din, dil, inanç hiç ayrım olmadan çok muhteşem bir birliktelik zor gününde peyda oluyor. Devlet millet birlikteliği, bağlılığı zor zamanlarda görüyoruz. Sevindirici bir şey bu. Ne mutlu. Onlara en güzel cevap bu olsa gerek. Burdur'un Tefenli ilçesindeki köylerden gelen muhtarlar kamyonetleriyle Aksas Meydanı'na erzak taşıdı. Köyümüzü halkından işte buğdaydır, arpadır, köyümüzde seracılık var, domates topladık. Muhtarlarımızla beraber ulaştırmaya çalışıyoruz. Günbirlik günü yani. Biz Türkiye'yiz tabii. Düşmanlar da korku olsun. Daha da fazlasını getirmeyi inşallah yani getirebiliriz de. Cumhuriyet kadınları da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Önce vatandaşlara dayanışma ziyareti, ardından da basın açıklaması yaptılar. Tüm Türk milletini vatan savunmasına çağırıyoruz. Ateşin Çocukları inisiyatifi PKK'dır. HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır. Cumhuriyet kadınları, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması çağrısı yaptı. Ateşin Çocukları Biden çocuklarıdır, PKK'dır. HDP derhal kapatılmalıdır. Amerikan Büyükelçisi derhal gönderilmelidir. Tüm ABD ve NATO üsleri Türk ordusunun denetimine geçmelidir. Efendim, şu anda Milas'tan güzel haberler geliyor. Milas'ta termik santral, biliyorsunuz Kemerköy termik santralinde günün ışıklarıyla birlikte yangının etkisini yitirdiği gözlemlendi. Işıkların gitmesinden önce hemen o iki fotoğrafı bir görelim. Zaten yangın söndürme çalışmaları bu bölgede yoğunlaşmıştı termik santrali etkilememesi açısından. Gördüğünüz gibi bu etkilenen bölgeydi. İkinci fotoğrafta da termik santralle arasındaki yangınla termik santral arasındaki farkı göreceksiniz. Gördüğünüz gibi santralin içine kadar gelen yangın ardından tekrar yüksek yerlerde etkisini sürdürüyor. Bunu ifade edelim. Gelen bilgiyi de sabah saatleri itibariyle 7.30 itibariyle de özetleyelim. Kemerköy termik santralinde yangın 11. saatinde etkisini yitirdi ve yangın söndü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte santralde soğutma çalışmalarının başlayacağı duyuruldu. Görüntülere göre santralin ana gövdesinde şu an için tespit edilmiş bir hasar görünmüyor. Meseleyi gün içinde yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.
Türkiye'nin en büyük gençlik örgütü Türkiye Gençlik Birliği yangından etkilenen aileler için kolları sıvadı. TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, yangınları vatanseverlikle söndüreceğiz dedi. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını için harekete geçti. TGB üyeleri HDP PKK'nın çıkardığı orman yangınlarında evleri ve köyleri hasar alan ailelere yardım etmek amacıyla Kızılay'ın çağrısı ve yönlendirmesiyle işbaşı yaptı. Kızılay'ın kurduğu merkeze giden TGB'liler Kızılay ekiplerinin yönlendirmesiyle çalışmalara başladı. Heyet, yardım kolilerinin hazırlanması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasında gönüllü olarak görev alıyor. Gençler, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenledikleri yaz kampından her gün farklı bir heyetle yangın söndürme ve yangından etkilenen bölgelerde ihtiyaçların karşılanması için çalışmalara katılacaklarını belirtti. Türkiye Gençlik Birliği olarak Kızılay ekipleriyle birlikte çalışmalara dahil olduk. TGB üyeleri ormanları yakanların HDP PKK olduğunu, yangınları söndürmenin HDP'nin kapatılmasıyla mümkün olduğunu söyledi. Bir heyetimiz Manavgat'ta, bir heyetimiz Muğla'da yangın bölgelerinde yetkililerin yönlendirmesiyle görev başında. Antalya'da, Denizli'de, Türkiye'nin her yerinde görevlere hazırız. Amerika yangınlarını körükleyenlerin milletimiz nezdinde hiçbir değeri yoktur. Türkiye bu yangınlardan milli bir iktidarla çıkacaktır. TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, ABD emperyalizminin yeni savaş tertiplerine karşı Türk gençliği yangınların üstüne gidecek diyerek ormanları yeniden yeşerteceklerini belirtti. Bu yangınlar Amerika'nın savaş tertibidir. Bu yangınlar Amerika eliyle PKK, HDP ve FETÖ'ye yaptırılmaktadır. Yangınları HDP'yi kapatarak söndürürüz. Yangınları vatanseverlikle söndüreceğiz. Yangınları milletçe el ele vererek söndüreceğiz. Efendim, Türkiye Gençlik Birliği yangınla fiili mücadele içinde de bir yandan. Şimdi o görüntülere bakalım. Türkiye Gençlik Birliği'nden bir grup genç yangın bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Hemen o görüntüleri de birlikte paylaşalım lütfen. İyi, böyle daha iyi. Devam. Haya. Şu anda Muğla'da, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Sazak Köyü yolunda, Karayer mevki denilen bir yerdeyiz. Üst kısımda şu anda arazözler ve tomalar bu tepenin dağın yukarı kısmında söndürme işlemlerini yürütüyorlar. Fakat geçerken bu ormanın içinde, yani alt kısımlarında ağaçların yandığını gördük. Jandarmanın yönlendirmesiyle buradaki vatandaşlarla geldik ve tırmıklarla burada durdurduk. 3 kez havadan uçaklar su attı. Hatta bir tanesi şu an geliyor olabilir. Üstümüzde. Üç kez buraya attılar. Attıkları sular sayesinde buralar hep yanıyordu. Buralar söndü. Fakat şunu gördük. O uçaklarla sadece buranın sönmesi imkansız. Esas buraya soğutma. Evet, uçaklar soğutmaya esas faydalı oluyor. Soğutma yapacaklar. Ama şöyle soğutma. Şuradaki yangınları arazöz, yani hortumla şuraya su sıktığımız anda burası söner. Dolayısıyla şunu anladık burada. Orman Bölge Müdürlüğü'ne de ilettik. Onlar ilgileneceklerini söylediler. Vatandaşlar buranın ilerlemesini engelliyorlar. Çok canıraş bir şekilde. Bazen işte şu dallar yanıyor, kozalaklar filan patlıyor. Şu anda Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin Sazak Köyü yolunda Karayer denilen bir mevkideyiz. Burada vatandaşlarımızla beraber gönüllü olarak buraya gelen, birbirini bulan insanlarla bu ormanın iç bölgesinde, yukarı bölgesinde zaten tomalar ve arazözlerle bir mücadele veriyor. Şu anda helikopter sesleri belki duyuluyordur. Yukarıdan tabii kayalar devriliyor. Şuradan görebilirsiniz. Çekiliyorsunuz. Burada çok ummalı bir çalışma var. Üst kısımda buranın daha büyük bir yangını, daha tepedeki yangınını söndürmek üzere hem tomalar hem arazözler orada su sıkıyorlar. Buraya 3 defa uçaklar su sıktılar. Buraların hepsi alev almış durumdaydı. O uçakların sıktığı suyla beraber söndürüldü. Tabii bu bir hat var burada aslında. Bir savunma hattı kurulmuş durumda. Hepimiz bir yeri tutuyoruz ve
işte yerdeki çalı çırpıyla alev alarak aşağı doğru inmesini engelliyoruz. Yukarıda bazı bölgelerde yukarı doğru da hatta ittiriliyor. Yangınlar söndürüle söndürüle götürülüyor. Burada müthiş hummalı bir çalışma var. Jandarması burada, işte tomaları burada. İtfaiyecilerimiz bu alevlerin içerisine nasıl giriyorlar hakikaten. Şuraya insan geldiği zaman anlıyor. Evet, TGB Genel Başkan Yardımcısı Işık Gün Akfırat ve TGB heyeti Muğla'da yangın söndürme ekiplerine dahil oldular ve orada bizzat söndürme çalışmalarına ilişkin işte bu görüntüleri de bizlerle paylaştılar. Oradaki çalışmalardaki video görüntülerine devam edelim. Yani genel itibariyle işte hep çok geniş açılı görüntülerle hep uzaktan seyrettik. İçerilerde neler oluyor? İşte bakın Işık Gün Akfırat'ın arkasında yurttaşlar ve bizim size sürekli anlattığımız bir millet el ele yangınları söndürmek için mücadele ediyor diyoruz ya. Onun görüntülerini buradan daha net görüyoruz. Devam edelim lütfen Işık Gün'ün görüntüleriyle. Yeni görüntüleriyle devam edelim lütfen. Su attı. Hatta bir tanesi şu an geliyor olabilir üstümüzde. Üç kez buraya attılar. Attıkları sular sayesinde buralar hep yanıyordu. Buralar söndü. Fakat şunu gördük. O uçaklarla sadece buranın sönmesi imkansız. Esas buraya soğutma. Evet, uçaklar soğutmaya esas faydalı oluyor. Soğutma. Ama şöyle soğutma. Şuradaki yangınları arazöz, yani hortumla şuraya su sıktığımız anda burası söner. Dolayısıyla şunu anladık burada. Orman Bölge Müdürlüğü'ne de ilettik. Onlar ilgileneceklerini söylediler. Vatandaşlar buranın ilerlemesini engelliyorlar. Çok canıraş bir şekilde. Bazen işte şu dallar yanıyor, kozalaklar falan patlıyor. Çıkartayım, iyi mi? Yok, iyi. Öyle daha iyi. Evet, bu bölgedeki yani içeride ne oluyor ya yanıt veren görüntülerden bir tanesi. Tam da böyle yeni sönmüş ya da soğutma çalışmasına ihtiyaç duyulan bir alanda çalışmalara katılıyor TGB, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ve burada da Işık Gün Akfırat orada yaşananları ifade ediyor. Şimdi işte bu işte helikopter gelmedi saatlerce, dakikalarca, neredeyse Işık Gün'ün çektiği bütün videolarda ya şey var, uçak geçişini gözlemliyoruz ya da helikopter atışını gözlemliyoruz. Dolayısıyla sahada ve sahada durum nedir, ne değildir diye baktığımızda bunu gözlemliyoruz. Yönetmenim bir uyarı yaptı ama anlamadım bir kez daha. Ha, devamı varsa videoların görelim. Bir sahayı gözlemlemiş oluruz bu çerçevede. Bunlar iç tarafta yangın söndürme çalışmalarında. Gördüğünüz gibi yurttaşlar, vatandaşlar, orada kurtarma görevlileri, ekipler ellerinde kazma, kürek. Gördüğünüz gibi büyük bir çaba içindeler. Ve burada yangın söndürme ve geniş bir alana yayılmasını engelleme konusunda çalışmalarını sürdürürken gözlemliyorsunuz. Evet, daha bir termal diyebileceğimiz şeye yüklüyorlar suları vatandaşlar. Anladığım kadarıyla o suları da yukarıda soğutma çalışmaları çerçevesinde tazikli hale getirmek için bir çaba içindeler. El söndürme yöntemi anladığımız kadarıyla cihazın ismini bilmiyorum ama ya da teknik adını gözlemleyebildiğimiz bu. Gördüğünüz gibi daha tazikli hale getirdi. Kaç litre alıyor abi o? 16 litre. Çok iyi. 16 litre alıyormuş mesela. Evet, ona gördüğünüz. Biri gelecek mi kola? Gördüğünüz gibi ellerde şaşal şişeleriyle vatandaşların getirdiği sular o 16 litrelik depoya, depodan da tazikli bir şekilde kola geleceğim şimdi abi, ben sana yardıma geleceğim çalışmaları şimdi için gerçekleştiriliyor. İşte gördüğünüz gibi yurttaşlar o bölgeye de olabilir, o bölgeye tatil için gelmiş olabilir. Yıllık sol tarafa, sol tarafa. Size göre sol. Yangın söndürme çalışmalarında kullanmak üzere izin alanlar olabilir. Gerçekten milletimizin ferasetini her şeyle ortaya koyan büyük bir gönüllülük, büyük bir çalışma. Yani oturduğun yerde tweet atmaya benzemiyor bu işler. Buradan bunun uyarısını da yapalım. Gördüğünüz gibi yurttaşlarımız ifade ediyorduk zaten günlerce. Ama tabii kameralar her bölgeye, her iç tarafa giremediği için belki o ruhu yansıtmakta sıkıntı yaşandı, bilemiyorum ama işte gördüğünüz gibi aha da yine bir uçak
tespit edilmiş bir bölgede. Uçakları göremiyoruz, helikopterleri göremiyoruz. İşte yangın bölgesinin içine gidiyorsan görüyorsun. Yani bunları da buralardan ifade etmiş olalım. Dolayısıyla bu bozgunculuk faaliyetlerine Ulusal Kanal izin vermeli, vermeyecek. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği Biden yangınları, altını çize çize ifade edelim. Böyle Sedef Hanımlar falan, Sedef Kabaşlar itiraz etmişler, terör örgütü PKK değil canım. Yani PKK ben yaktım diyor, hala daha birileri çıkıp diyor ki ya sen yakmadın. Yaktı, terör örgütü PKK yaktı. Amerika adına yaktı, Biden adına yaktı. Rand Corporation raporlarında mevcut iktidarı devirmek üzere yapılacak her hamleyi sizlere burada tek tek ifade etmiştik. Onlardan bir bölüm ve bir senaryoyu gerçekleştirmek için yaktı. Anayasa Mahkemesi Başkanı da bu orman yangınlarını yakan terör örgütünün siyasi uzantısına zaman kazandırmak için işte bu süreçte maalesef görevini yerine getirmiyor. Yine bir bu videoyu başa alalım. Işık Gün farklı bir noktada, bakalım orada ne oluyor, onu da bir dinleyelim. Türkiye Gençlik Birliği heyeti olarak şu anda Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeyiz. Pınar Mahallesi'nin Karayer mevkiinde bulunuyoruz. Burada hemen köy muhtarımıza bir ulaşan vatandaşımız bizi çağırdı, yangınların arasında olduğunu söyledi. Biz de jandarmanın yönlendirmesiyle buraya geldik. Tırmıklarımızla sağ olsunlar gözlükleri verdiler buradaki koordinasyon ekipleri, muhtarlık. Burada bakabilirsiniz, hem itfaiye var hem işte jandarmada insanlar var. Vatandaşlar buradalar. Hep beraber el birliğiyle bu güzelim ormanları o PKK'nın yaktığı yangınlardan kurtarmak için, Amerika'nın yaktığı yangınlardan kurtarmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Şu anda hummalı bir çalışma yürüyor. Fakat rüzgar yön değiştirdiği için içeride çalışanlar geri yukarı çıktılar. Şunu söyleyelim. Herkes diyor ki işte havadan müdahale yapılmıyor, havadan müdahale yapılmıyor. Biz oradayken, yangınların arasındayken, içindeyken, tırmıkla o yangınları engellemeye çalışırken üzerimize 3 kere su sıkıldı, su bırakıldı uçak vasıtasıyla. Dolayısıyla o şeylere aldanmayın ki çok küçük bir yangındı. Biz yukarıda arazöz ve tomaların söndürdüğünü görmüştük. Ona rağmen aşağıda bir ekip olmadığını bildiğimiz için ve köylülere yardımcı olmak için oraya intikal ettik hızlı bir şekilde. Elimizde tırmıklarla, eldivenlerle gittik ve oradaki yangını durdurduk. Ama onun en büyük sebebi yukarıdan atılan... Evet, işte bakın orman yangınları söndürme çalışmaları alanında neler oluyor, onun görüntülerinden bir tanesiydi. Bu sanatçımızın görseli hazır mı acaba bu arada? Yangın söndürme, peki. Bir reklam arasına gidelim o zaman, üzerine devam edeceğiz. Efendim, hayvanların da risk altında olduğu yangınlarda veterinerler de aktif görev alıyor. Veteriner hekimler yangın alanlarına ulaşan mama ve ilaçların tek elden dağıtılması için koordinasyondan sorumlu bir birim kurulmasını önerdi. Veterinerler acil eylem planı oluşturulması ve yangınların tam kontrolünden sonra yaban hayvanlarına ilişkin tespitlerin yapılması gerektiğini belirtti. Kararlılıkla yürütülen mücadelelerle yangınlar kontrol altına alınıyor. Veteriner hekimler de gece gündüz demeden yangın alanlarında mücadele ediyor. Gerek yaban, gerekse evcil hayvanlarımızın başta tedavileri olmak üzere ilaç, mama, yem gibi ihtiyaçları kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hızla karşılanmış, karşılanmaya devam etmektedir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, oda başkanlarıyla yangınları söndürme çalışmalarına ilişkin bir toplantı yaptı. Toplantı sonucu açıklanan bildiriyle çok sayıda veterinerin gönüllü olarak çalıştığı ve bazı düzeltici faaliyetlerin yapılması gerektiği belirtildi. Çok sayıda ilaç, mama, yem desteği sürmektedir. Bunların tek elden ve amaca yönelik yürütülmesi sağlıklı olacaktır. Bunun için afet yönetimi koordinasyonundan sorumlu bir birim oluşturulmalı ve veteriner hekimleri odası başkanlıklarıyla işbirliği içerisinde bu yardımlar doğru yönlendirilmelidir. Veterinerler ileride yaşanabilecek afetlere karşı acil eylem planları
oluşturulması gerektiğini de ifade etti. Bu planlarda işbirliği yapılacak kurumların ve özellikle hayvanlar için yangın tedavi setlerini bulunduracak kuruluşların belirlenmesi gerektiği belirtildi. Veteriner hekimler henüz yanan bölgelerin içlerine girilemediği için yaban hayatının ne kadar etkilendiğinin tam olarak bilinmediğine dikkat çekildi. Yangınlarda kaçan yaban hayvanlarının iç bölgelere sığınmış olabileceği kaydedildi. Yangının tam kontrolünden sonra iç bölgelerde yangının doğrudan veya ikincil etkileri sonucu tedaviye ihtiyaç duyacak yaban hayvanlarının arazide tespiti, ilk müdahalesi ve nakillerini gerçekleştirmek önemli ve en zor süreç olacaktır. Soruna ilişkin uzman meslektaşlarımız ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde hazırlıklar yapılmalıdır. Efendim, Türkiye devleti ve milletiyle yangınlara karşı tarihi bir mücadele verirken bazı fırsatçıların yangın malzemelerine fahiş zamlar yaptığı iddia edildi. Ticaret Bakanlığı iddialar üzerine inceleme başlattı. Yeşil vatan cayır cayır yanarken fırsatçıların yangın söndürme ekipmanlarına fahiş zamlar yaptığı iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Yangın söndürme tüpünden eldivene, yangın topundan yangın kıyafetine kadar en temel ekipmanlara %600 lira varan zam yapıldığı iddia edildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş iddiaları incelemeye aldıklarını bildirdi. Bütün bu üzücü gelişmelerin yanında Muş Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır. Evet, dünün diğer önemli gündemlerine de bakalım. Değerli izleyenler, Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapıldı. Zirve sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameraların karşısına geçti. Yeni görevlendirmeleri açıkladı Sözcü Kalın. 17 general ve amiralin üst rütbeye, 56 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini söyledi. Komuta kademesinde de önemli bir değişiklik oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekli edildi. Yerine Orgeneral Musa Avsever getirildi. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının görev süreleri ise bir yıl daha uzatıldı. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Zirve saat 12.20'de başladı, 14.30'da bitti. Tam 2 saat 10 dakikalık yaştan önemli kararlar çıktı. 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Beştepe'deki yaş toplantısı öncesi şura üyeleri Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, Anıtkabir'de özel defteri imzaladı, terörle mücadele mesajı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. PKK'nın yaktığı ormanlar nedeniyle mücadele sahasında olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu programda yer almadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akgüz ise zirvede hazır bulundu. Toplantıda terfiler, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ve atama dosyaları ele alındı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadığından herhangi bir değişiklik yapılmadı. Mevcut komuta kademesindeki Türk ordusu, Cumhuriyet tarihinin en başarılı operasyonlarına imza attı. Kara Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında önemli roller üstlendi. Deniz Kuvvetleri, Mavi Vatan'ın korunmasında ve savunmasında öncü oldu. Hava Kuvvetleri de terör örgütü PKK'ya hava harekatlarıyla ağır darbe indirdi. Geçen seneki şura kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçük Akgüz de Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal'ın görev süreleri birer sene uzatılmıştı. Bu toplantıda gözler bu iki komutanın durumundaydı.
Hava ve kara için değişikliğe gidilmedi. İki ismin görevlerine devam etmesi kararı alındı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Görev süresini dolduran ve yaş haddini aşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın yerine ise en kıdemli Orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Yaş kararları kapsamında bazı kor generaller de bir üst rütbeye terfi ettirildi. Or general rütbesine önemli isimler yükseldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Or generalliğe terfi ettirilmiştir. Kamuoyunda Sarıklı Amiral olarak bilinen Mehmet Sarı'nın emekliliği de yaş kararlarına yansıdı. Böylece hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra görevden alınan Tuğ Amiral Sarı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli edildi. Evet, gözlerin çevrildiği Kemerköy'e ilişkin bilgiyi bir kez daha özetleyelim. Kemerköy Termik Santrali'nde yangın 11. saatinde etkisini yitirdi ve yangın söndü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de santralde soğutma çalışmaları başladı. İlk görüntülere göre teknik bir tespit değil tabii ki bu. Sadece görüntü açısından santralin ana gövdesinde herhangi bir sorun gözükmüyor ama santralde oluşan tahribatın boyutunun ne olduğunu da anlamaya çalışıyoruz bu dakikalarda. İfade etmiştik daha önce de, en nihayetinde hazırlayabildik. Canhıraş bir şekilde bölgede söndürme çalışmalarına yurttaşlar büyük bir hassasiyetle katılıyor. Yıllık iznini kullananlar, bölgede bulunan turistler, ekipler neredeyse uykusuz geçiriyor bu süreci ve burada da geçtiğimiz gün sosyal medya yalanına ya da Amerika merkezli o yardım taleplerine boyun eğmeyen sanatçılarımız vardı. Sahada da yangın söndürme çalışmalarına katılan sanatçılarımız var demiştik. İşte onlardan İbrahim Çelikol'un o hiç unutulmayacak görüntüleri. Bu bir film karesi falan değil. Ve sanatçımız da canhıraş bir şekilde işte gördüğünüz gibi yangınlara en önde müdahale ediyor. Gördüğünüz gibi yurttaşlar, vatandaşlar, kurtarma ekipleri büyük bir zorluk ve özveriyle zorlu doğa koşullarına böyle müdahale ediyorlar. İbrahim Çelikol'a buradan selamlıyoruz. İşte bu özveriyle ayakta duracağız. Buna da bir ek gerçekleştirmiş olalım. Bir tarihte bugünün notlarına bakalım bu dakikalarda. Sonrasında yine gündemimizde devam etmeye çalışalım. 1914'e gideceğiz ilk olarak. 5 Ağustos'un tarihteki notlarında. Cleveland, Ohio'da ilk elektrikli trafik ışıkları hizmete girmiş ve o tarihten itibaren de hayatımızın bir parçası. 1921 Gazi Mustafa Kemal Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçiliyor. 1968 Bolu Çimento Fabrikaları kuruluyor. Çimento Sanayi AŞ Bolu'da iş adamlarının ortak girişimiyle 5 Ağustos 68 tarihinde 500 bin TL sermaye ile Bolu Çimento Sanayi AŞ kuruluyor. 2016 Ekim ayına kadar süren Etiyopya protestoları başlıyor. Bu da tarihin notları arasında efendim. Hızlıca gazetelerin birinci sayfasına da turumuzu yapalım. Aydınlık gazetesiyle başlayalım. Pentagon izi, Help Turkey 24 saat klavye başındalar. Türkiye'nin yardıma ihtiyacı olduğu algısını yaratan sosyal medya paylaşımlarının yurt dışındaki sahte hesaplar üzerinden yapılması dikkatleri kampanyanın çıkış noktasına çekti. Faaliyetlerini gizlilik esasıyla yürüten Pentagon'un 60 bin kişiden oluşan kayıt dışı ordusu Signature Radiation bu tür operasyonların merkezi. Sosyal medyadaki alanlara böyle tepki gösterdiler. İtfaiye erleri moral istiyoruz diyor. Bir haftadır yeşil vatan için alevlerle mücadele eden orman kahramanları devletin milletiyle olan seferberliğine dikkat çekti. 81 ilden insanımız burada, kimse provokasyona kalkışmasın mesajını veriyordu. İşte
Kahraman Mehmetçik görev başında, itfaiye erlerimiz görev başında, vatandaşlar, yurttaşlar, sanatçılar, yardım ekipleri gördüğünüz gibi her taraftan akan görüntülerle olayın bir kez daha ne kadar ciddi bir yurttaş ve birlik ve bütünlükle çözüleceğine ilişkin izleri ifade ediyordu. Bir yumruk da bozgunculara demiş. Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi başarıyla temsil eden milli boksörlerimiz her adımda tarih yazıyor. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 69 kiloda Buse Naz Sürmeneli rakiplerini eleyip finale çıktı. Gümüş madalyayı garantiledi. Sürmeneli maç sonu yaptığı açıklamada, "Yangınları çıkaranlara söylüyorum, biz bir ölürüz, bin diriliriz. Türk'ün böyle bir gücü var," diye konuştu. Her iki boksörümüz de altın madalya için 7 Ağustos'ta ringe çıkacak. Şimdiden başarılar diliyoruz buradan boksörlerimize. Hürriyet gazetesi, "Koy uçağı ABD'ye götür. Ankara'dan Washington'a Afgan göçmen tepkisi. Taliban'dan kaçan Afganlara Türkiye'ye gidip oradan ABD'ye göç başvurusu yapabilirsiniz." mesajı veren ABD'ye Ankara'dan yanıt geldi. "Çok istiyorsanız bindirip uçağı doğrudan ABD'ye nakledin," diyor. Kamuflajlı Afganlara gözaltı. Sosyal medyada çok tartışılmıştı. Üzerlerinde askeri kamuflajlarla Zeytinburnu sahilinde toplanan Afgan göçmenlerin görüntüsü geçtiğimiz haftalarda sosyal medyaya düşmüştü. İstanbul Emniyeti dün görüntülerdeki kişilerden 9'unu gözaltına aldı diyor. Ve alevler santrali yuttu demiş. Halk tahliye edildi ama bölgede sabaha karşı süren çalışmalar sonrasında gördüğünüz gibi Kemerköy Termik Santrali'nde yangın söndü. Soğutma çalışmaları gün ağarmasıyla birlikte başladı ve dolayısıyla burada bir önemli ölçü ortaya çıktı. Şimdi çok tartışılan bir konu ve gündem vardı. Fidanların fidan kampanyaları biliyorsunuz peş peşe başlatılmıştı ama doğanın kendini yenilemesi için bir yıllık zamana ihtiyaç olduğu konusu vardı. Burada Ertuğrul Özkök 20 yıl önce yanan bir bölgenin fotoğrafını paylaşıyor. Burası diyor Akbük koyu, karşıdaki orman 2001'de gözümüzün önünde yanıp kül oldu. Mahvolduk ama yılmadık. Bugün orası eskisinden de sağlıklı bir orman. Tabiat ana çok cömert, ona saygı gösterirseniz yeşil vatanı size geri veriyor. Umutsuzluğa kapılmayın," diyor. Uzun süre sonra böyle sahadan önemli bir bilgiyi de paylaşmış oluyor Ertuğrul Özkök. İki altın çok yakın boksördeki kadın boksörlerimizin mücadelesi anlatılıyor. "Ağlamayın, sizinle gurur duyuyoruz. Tokyo 2020'de Güney Kore'ye 3-2 yenilerek çeyrek finalde elenen kadın voleybolcularımız gözyaşlarına boğuldu," diyor Hürriyet. Milliyet gazetesi, "Sön artık," diyor. Milaslı alevler tüm bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Vatandaşlar çıkarma gemileriyle tahliye edildi. Deniz Kuvvetleri'ne ait çıkarma gemileri vatandaşları güvenli bölgeye taşıdı deniliyor. Demir Lady'ler, Tokyo Olimpiyatlarında boksörlerimizin başarısı ve "Üzülmeyin kızlar, filenin sultanlarına ilişkin başlık. Hedef %7'nin üzerinde büyüme, ekonomi ilişkin gündemi ilerleyen haftalarda yine değerlendirmeye çalışacağız. Ama şu an için bu yangın ve bunun sonrasında getirdiği boyutu takip etmeye gayret gösteriyoruz. Sabah gazetesi, 51 helikopter 20 uçak sahada diyor. Başkan Erdoğan muhalefetin yangın üzerinden dürüttüğü algı operasyonunu rakamlarla çürüttü. 20 uçak ve 51 helikopterle yangının üzerine gidiyoruz. Dün akşamki açıklamaları Erdoğan'ın, "Evimizi kim yaktı baba? Yangın bölgelerinden yürek yakan insan hikayeleri. 187 yangından 172'si kontrol altında," vurgusuyla ayrıntılandırılmış. Covid-19 aşısızların hastalığına dönüştü. Profesör Doktor Gürcan aşılamanın önemine dikkat çekti. Verilere göre hastaneye yatanların %90-95'inin aşısız kişilerden oluştuğu, yoğun bakımlarda da aşısızların fazla olduğu görülüyor. Aşı olanların çok azı hastaneye yatma ihtiyacı duyuyor," diye de eklenmiş. BioNTech'e ilişkin bir aşı sürecinde sıkıntı vardı. Onun da dün akşam itibariyle aşıldığı ifade edildi. Benim de 3. doz için bir BioNTech randevum vardı pazartesi günü. O da bu yaşanan sıkıntıdan dolayı iptal edilmişti. Sanıyorum gün içinde itibariyle yeni randevumuzu alabilecek gibi gözüküyoruz. Bunu da belirtmiş olalım yeri gelmişken.
Yeni Şafak gazetesi 8 gündür uykusuzlar, karadan ve havadan yangını söndürme mücadelesi sürerken çoğu gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekipleri de insanları ve hayvanları koruyabilmek, evleri tahliye etmek için canları pahasına ateşe atılıyor. Günlerdir çok az uyku ve yorgunluğa rağmen tetikte bekliyor. Yaralananlar iyileşir iyileşmez ekibe geri dönüyor. İşte kahraman Mehmetçiğimiz terörle mücadelede son birkaç yıldır öne çıkmıştı. Onların onur ve gururla sürdürdüğü mücadeleyi anlatıyorduk. Sonra sağlık çalışanlarımız. Siper'in önündeydi onlar ve inanılmaz bir mücadele ortaya koymuşlardı. Uykusuz günler, geceler geçirmişti. Şimdi de işte bu kahraman yangın söndürme ekiplerinin tamamı ve burada bulunan gönüllüler. Karadan ve havadan millet olarak birlikte bu işi çözeceğimizi özellikle ifade ediyoruz. Buradan gerçekten bozgunculuğa çanak tutan muhalefete, muhalefet medyasına özellikle seslenmek gerekiyor. Bunların morallerini bozuyorsunuz. Bakın burada sorumlu olan, sorumlu siyasetçi şunu yapar. Mesela der ki bütün parti teşkilatlarına sesleniyorum. O bölgelerde özellikle görev yapan parti teşkilatları buraların söndürme çalışmalarına katılsın. Niye böyle bir talimatla çıkmıyorsunuz? Çünkü bu yangından medet umuluyor. Ne o medet? İşte mevcut iktidara Amerika savaş açtı. Ben bu mevcut iktidarı yıkarım, yerine ben gelirim hevesiyle hareket ediliyor. Ha gelseler ne olacak? Yani bu yangında yaşanan Türk Hava Kurumu sorununu, helikopter sepetinin sorununu çözmek için mi geliyorlar? Elbette onun için gelmiyorlar. Ranta geliyorlar. Niye? Nereden biliyorsun? İşte değişen koltuklardan gözlemliyoruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı bir rant varsa onlar yemesin, biz gelelim, bizimkiler yesin mantığında. Başka bir amaç uğruna gelmiyor. Şunu da özellikle ifade edelim. Ortaya koydukları siyasi irade, ekonomik sorunlara çözümler, dış politik bakış açılarına ya da sorunlarına çözümler dedi, bunun kodunu görüyoruz. Yani yok birbirlerinden farkı. Sistemin adeta paydaşlarını sürdürmek için biri gidiyor, biri geliyor. Dolayısıyla biz bunları 80'lerde, 90'larda çok yaşadık. İşte Özal gitsin, aman sorunlar çözülür. Öyle çözülmüyor. Sistemin değişmesiyle, sistemi değişecek kafa yapısının değişmesiyle ancak bu işlere başarabiliriz. Dolayısıyla burada bozgunculuk yaratan, sorun çıkartan, moral bozanlara itibar etmeyin. Sosyal medya yanılgılarına asla ve asla düşmeyin. İşte haber budur. 8 gündür uykusuzluklar, morale ihtiyaçları var. Bunu buradan ifade edelim. Sosyal medyada aslan kahramanlar diye hashtagler görebiliyor musunuz? Neden? Twitter izin vermiyor buna çünkü. Bunları lütfen görerek hareket edelim ve paylaşımlarımızı, yaklaşımlarımızı sergilemeye çalışalım. Bir dönemin böyle bir hastalığı vardı. WhatsApp grupları üzerinde ses kayıtları vardı. İşte Covid dönemi oluyor mesela. Bir tane ses kaydı. Benim arkadaşımın yakınlığına olan bir doktoru kendi hastanesinde bilmem ne yaşamış diye bir böyle yaygın şeyler yaşardık. Şimdi benzerini bu orman yangınları için görüyoruz. Son 48 saattir, 24 saattir yine WhatsApp'a bir takım böyle sesli mesajlar, bilmem neler falan gönderen tipler türemeye başladı. Bakın saldırıyı her yönden çok yönlü bir şekilde WhatsApp'ınıza, Twitter'ınıza, sosyal medyanıza, haberlerinize, fon medyasına, kendisine muhalefet medyası diyen ama Amerika'nın yanında tavır almaktan çekinmeyen medyalarda net bir şekilde görebiliyorsunuz. Buralarda kararlı irade ve duruş Mustafa Kemal duruşudur. İttihatçılık duruşudur. Bu memleketin evlatlarının birleşen, bütünleşen yüreğinin duruşudur. Burada bunu bir kez daha ifade edelim. Bütün sorunların üstesinden böyle gelinir. Sözcü gazetesi ormandan sorumlular ama ormancı değiller. Liyakatın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. 9 gündür orman yangınlarının söndürülemediği Türkiye'de Orman Bakanı dahil 4 yardımcısının ormanla mesleki bir ilişkisinin olmadığı ortaya çıktı. Amerika ve Avrupa'nın Afgan tuzağı diye bir diğer haber başlığı var ve burada da gözaltına alınan Afganlara yer veriliyor haberde. Cumhuriyet gazetesi cübbeli amirale kıymadılar. AKP iktidarının planı adım adım işlendi. Yaş Tu amiral Sarı'yı emekli etti. ABD'ye Afgan dresli, Kılıçdaroğlu'ndan mültecilere Türkiye'yi işaret eden Washington'a sert tepki demiş. Ziraate yargı darbesi, bankayı büyük zarara uğratan Demirören'e kredi skandalında Danıştay kararını verdi diyor haber. Akşam gazetesi yangında siyaset olmaz Erdoğan'ın açıklaması. Sür manşette 167 yangın söndürüldü deniliyor. Karadan, denizden ve havadan yapılan istatistiklere yer veriliyor. Havadan 16 uçak, 51 helikopter, 9 İHA. Karadan 805 söndürme aracı,
5200 personel ve 155 iş makinesi, denizden 26 bot, bir korvet ve bir çıkarma gemisi diye ifade edilmiş. Japon babayı dize getirdi. Mimar Sema Kobayashi, oğlunu göstermeyen Japon eşini açtı. Velayet davasını kazanmış anneoğlu yakında Türkiye'ye geliyor diyor. PKK-DH'dan daha fazla çocuk kaçırdı. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, terör örgütünün bölgedeki Ezidi azınlığın çocuklarını da kaçırdığını açıkladı. Ama medyadaki şu dilin gelişmesi gerekiyor. Kuzey Irak diye bir yer yoktur. Kuzey Suriye diye bir yer yoktur. Irak'ın kuzeyidir, Suriye'nin kuzeyidir bu buralar. Bunu ifade edelim. Türkiye Gazetesi, THK uçaklarını devlet alsın, içi boşaltılan dernekte istismar bitmeli. Her yangında gündeme gelen Türk Hava Kurumu için önemli öneri diye manşetine taşırken, Yeni Çağ, aşı karşıtları vaka artışına kör sağır, kısır tartışmalar salgında mücadeleye köstek oluyor. Burada hepimizin içinde, yani çok özel bir istatistiğe falan gerek yok. İşte hepimiz kendimizde, çevremizde şunu görüyoruz. Maske, mesafe, hijyen ve aşıya uymadığımız sürece vakalar artıyor, ölüm oranları artıyor. Hastanede yoğun bakım süreçleri anlatıyor. Çevremizden görüyoruz ama ne zaman kişisel temizlik, hijyen, kapatma, kısıtlama, maske ve mesafe kurallarına uyuyor ve aşılama sürecini yapıyoruz, o zaman da bütün rakamların düştüğünü gözlemliyoruz. Mesele bu kadar açık, bu kadar net. Tartışacak da bu meselede hiçbir şey yok. Bunun ötesinde ifadeler kullananları da kendi vicdanıyla baş başa bir kez daha bırakalım. Karar Gazetesi, kime sordunuz diyor. Afganistan'daki askerlerini çeken Washington, ülkede ABD adına binlerce Afgan'ın da ülkeden ayrılabilmesi için komşu ülkelerle görüştüklerini ve bu kişilerin İran üzerinden Türkiye'ye gidebileceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, kime sordunuz diyerek ABD'ye tepki gösterdi. CHP lideri ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmede 1 milyon kişinin ülkemize gönderilmesini kabul etti iddiası var. Sanırım bu iddiaya bugün içinde de bir yanıt gelecektir. Okulu açmak için 12 yaş üstüne aşı gerekiyor. Bilim Kurulu üyesi Türkiye'de uygulanan iki aşıda onay aldı dedi. Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, geçen yıl Covid nedeniyle alınan önlemler grip salgınını da önledi ama bu yıl önlemler gevşedi. Grip açısından daha uyanık olmalıyız dedim. Yüz yüze eğitimin en önemli konu olduğunu vurgulayan Yavuz, 12 yaş üstüne aşı çağrısı yaptı. Okulların açılması için çocuklara uygulama ihtiyacı olabilir. Türkiye'de kullanılan iki aşı da bu yaş grubu için onay aldı. İngiltere gibi bundan kaçınan ülkelerde çocuklar arasındaki pozitiflik oranı arttı diyor. İşte bu da endişeleri arttırıyor. Burada Milli Eğitim Bakanı ya da Milli Eğitim Camiası okulların açılması yönünde bir irade ortaya koyuyorlar. Elbette haklılar kendi açılarından ama çocuklarımızın sağlığı daha önemli. Bu çerçevede konuya ilişkin değerlendirme elbette ki Milli Eğitim koridorlarında bir kez daha yapılacaktır. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, onu da gözlemlemeye çalışacağız. ABD'nin pazartesi günü yaptığı üçüncü ülkelerden Afgan mülteci kabul programının açıklamasının ardından başlayan tartışma devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı salı günü karşı çıktığı açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı hükümeti suçlayan açıklama geldi. İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtı ise gecikmedi. ABD pazartesi günü yeni mülteci kabul programını açıkladı. Öncelik iki kategorisi kapsamında ABD ile işbirliği yapan Afganları üçüncü ülkelerden de kabul edeceği açıklaması Türkiye'de tepkilere yol açtı. Karara Dışişleri Bakanlığı itiraz etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. ABD'nin yeni planı Afgan sığınmacıların üçüncü ülke olarak Türkiye'den de alınmalarını öngörüyor. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında ise kararın bölgede daha büyük bir göç krizine neden olacağına ve Türkiye'nin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesinin olmadığına dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD'nin almak istediği kişileri doğrudan uçaklarla ülkesine nakledebileceğinin, Türkiye'nin ise sorumluluk üstlenmeyeceğinin altını çizdi. Ancak Kılıçdaroğlu bakanlıktan yapılan açıklamayı görmedi. Gece yarısı Twitter'da yaptığı paylaşımlarda Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Washington ziyaretinde gizli anlaşma yapmakla suçladı. Öncelikle şu aşikardır ki Erdoğan son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır. Kılıçdaroğlu açıklamasında ayrıca Türkiye'ye yönelik beklenen göç dalgası tartışmalarına da değindi. CHP Genel Başkanı paylaşım dizisinde Cumhurbaşkanı'nın güvenlik güçlerini sınırlara müdahale ettirmediğini iddia etti.
Sana gelince Erdoğan, sınırların neden kevgire dönmesine izin verdiğin, askere, polise neden müdahale ettirmediğin artık ortada olan bir konudur. Tek başına ülkeni yeniden korkunç bir ateşe atmak istiyorsun. Mahallelerimizi satmaya devam mı etmek istiyorsun? Seçime gel, halktan onayını al. Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına cevapsa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sabah saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Soylu, Türkiye'nin düzensiz göçe karşı aldığı tedbirleri sıraladı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını da hatırlatan Soylu, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na idari, sivil ve kolluk kuvvetlerine yönelik ithamlarını da eleştirerek, Türkiye'nin ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası hazırlıklı olduğunu vurguladı. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın yeni belirlediği siyasi ikbal uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Sayın Cumhurbaşkanımıza, göç meselesi ile ilgili olarak sahada çalışan idari, sivil ve kolluk olmak üzere tüm personelimize iftira atan bu yaklaşımını kınıyor ve acilen hidayet diliyorum. İç savaşların ve yoksullukların oluştuğu Suriye ve Orta Doğu kaynaklı göçü yönetmede tüm dünyanın kabul ettiği bir başarıya sahip olan Türkiye, düzensiz göçle mücadele konusunda da pek çok bölgede olduğu gibi Afganistan'da da çekilme kararı sonrası olası senaryolar için uzun zamandan beri ciddi bir hazırlık içindedir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 99 depremindeki krizde de, bugünkü krizde de Bahçeli hükümet ortağıydı sözlerine MHP'den sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Babacan Cumhur İttifakı'na çamur atarak partisine şimdiden mezar kazıyor dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP liderini hedef aldı. Yanıt, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Babacan, siyasetin görüp göreceği en tutarlı ve demokratik ortaklığa, Cumhur İttifakı'na çamur atarak partisine şimdiden mezar kazıyor. Babacan, Devlet Bahçeli'ye hedef alarak 99 depremini hatırladım. O günde bir ortaklık hükümeti vardı. O hükümetin bir ortağı vardı, Sayın Bahçeli. Bugün yine ülkede ekonomik kriz var, doğal afetler yaşıyoruz ve krizlerin ortağı yine ortak ifadelerini kullanmıştı. Kötü yönetim. MHP Genel Sosyal medya hesabı üzerinden Babacan'a tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de hedef aldı. Ali Babacan, ipini tutan Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan intikam alması için görevlendirilmiş, beceriksiz bir siyaset suikastçısından öteye geçemiyor. Ali Babacan'ı kukla olarak oynatan ama kendisi sürekli perde arkasına saklanan Gül'ünse soyadının hilafına bugüne kadar ne koktuğunu ne de bulaştığını gördük. Yalçın, Babacan'ın amacının kaos yaratmak olduğunu söyledi. Kendi keline bile merhem bulamayan sözde Deva Partisi'nin başı Ali Babacan bir kriz hezeyanı tutturmuş gidiyor. MHP'yi vehmettiği bir krizin ortağı sayan Babacan bilsin ki ortada bir kriz miriz yok ama vekaleten kaos tellalını oynayan bir sosyete bebesi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Tatar, Kıbrıs'ta artık iki devletli bir dönemin başladığını, federasyon defterinin de tamamen kapandığını söyledi. Ersin Tatar ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile aradaki bağların koparılmasına asla müsaade etmeyiz vurgusu yaptı. Artık yeni bir dönem başlamıştır. İki devletlilik. Ve inşallah bu yeni siyaset kökleşecek, yerleşecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yeni bir dönemin başladığını, federasyon defterinin tamamen kapandığını vurguladı. Kıbrıs milli davamızın selamete ulaşmasında bu önemli tarihi nokta bizleri gün gele o noktaya ulaşacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü etkinliğine katıldı. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. Kıbrıs Türkler kendilerini kendi devletleri çatısı altında yönetmektedirler ve bu gerçek, bu realite artık Kıbrıs'ta yeni bir durumun tesis olmuştur. Bundan sonra geriye dönüş yok. İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde yapılan etkinlikte konuşan Tatar, Türkiye'nin garantörlüğüne, teminatına ve gölgesine muhakkak ki çok ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Bundan sonra Kıbrıs Türk'ünün 1974 öncesine gidişi yok. Böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde aramızdaki bağların kopartılmasına asla müsaade etmeyiz. Tatar, Kıbrıslı Rumların hiçbir zaman Kıbrıslı Türklere karşı adil bir paylaşım ve kalıcı bir çözüm için iyi niyetli olmadığını belirtti. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul görmesi ve haliyle Doğu Akdeniz'de
büyük devletin, büyük ulusun neferleri olarak geleceğe umutla ve özgüvenle bakabilmek, bu güvenlik içerisinde refaha, mutluluğu yaşayabilmek bizlerimin en büyük erdemidir, bizlerimin temennisidir. Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray, Kıbrıs Gazileri, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkan, Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil ve davetliler katıldı. Bundan sonra geriye dönüş yok. Bundan sonra Kıbrıs Türk'ünün 1974 öncesine gidişi yok. Böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıması beklenen ülkeler arasında ismi geçen Pakistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ulusal kanala konuşan Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Han Paşa, tanıtılma sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını söyledi. Paşa, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından atılan adımları destekliyoruz, elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin yanındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılma sürecinde yanlarında olduklarını vurguladı. Elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Pakistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinin Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılması noktasında attığı adımları desteklemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli miktarda Pakistan vatandaşı bulunmaktadır. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Han Paşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılma sürecine ilişkin ulusal kanala özel açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Pakistan vatandaşları, orada bir kardeş gibi muamele gösteren Kıbrıs halkını çok takdir etmektedir. Paşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası kamuoyuna tanıtılması noktasında Pakistan'ın Kıbrıs temsilciliği bulunan tek ülke olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız ve Kıbrıs'taki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Paşa, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından atılan adımları destekliyoruz. Elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Kıbrıs'a dair sorun ve gelişmelerin farkındayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve Türkiye Cumhuriyeti halkına desteğimiz devam edecektir. Efendim, kalan gazetelerimize hızlıca göz atalım. Volkan gazetesi, yazıklar olsun bu rezalete hemen son verin. Efendim, bakımsızlıktan mezbelelik haline gelen anıt mezarda herhangi bir görevli bulunmazken anıt mezar etrafında yuvalanan onlarca başıboş köpek merhum Cumhurbaşkanımıza dua etmek için gelenlere de tehlike oluşturuyor. Yani bu sorun ve bu kriz niye bitmez burada, ben bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Rauf Denktaş nihayetinde gerçekten bu sürecin simge isimlerinden bir tanesi. Akıl alacak gibi değil. Ya para mı burada sorun, bakış açısı mı, yani bakanlık mı kuralım yani, ya da buradan kampanya mı başlatalım? Buna böyle anlam veremiyorum. Ama bugün işte bu gündemi Volkan gazetesi aracılığıyla buradan uyaralım. Yani Türkiye bu meselelerde artık bu konulara ilişkin bir desteği söz konusu ise mutlaka onu yerine getiriyordur. Bu anladığım kadarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetiyle ilgili bir problem. Ama o problem neyse derhal çözülsün. Yani buradan açık ve net tavrımızı da ifade edelim ki Hüseyin Macit Yusuf da bugün köşesinde ayrıca meseleyi analiz ediyor. Devam edelim. Yine Kıbrıs'tayız. Flash Kıbrıs gazetesi, online eğitim enkaz bıraktı, sonunda birisi doğru söyledi diyor. Eğitim meselesine ilişkin bir başlığı tercih etmiş bugün ve Cumhurbaşkanı Tatar Cengiz Topel'i unutmadı. Erenköy kahramanı Topel, Kıbrıs kahramanı Topel'in ölüm yıl dönümünde bir anma toplantısına ilişkin haber. Devam edelim. Damga gazetesine bakıyoruz. O da yanıyoruz diyor. Yangın orman içine doğru ilerliyor. Manavgat ve merkezli Marmaris, Milas, Bodrum sürecine ilişkin başlık ve manşeti tam sayfa birçok haberle yer veriyor Damga gazetesi. Devam edelim. Yeni Gün Erzurum gazetesine bakacağız şimdi. Yapılandırma sevinci demiş. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun borçlara yönelik yapılandırma kararı işverenlere rahat bir nefes aldırdı denilmiş.
Yeni Gün, Erzurum gazetesi özellikle sanıyorum bölgede önemsenen haberlerden biri bu ve bunu manşete taşımış. Bu arada Büyükşehir Belediye Erzurum Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ümraniye Spor'u da 2 golle devirdi diyor Dadaş Gözdağ verdiği sür manşetiyle. Devam edelim. Ege Telgraf gazetesine bakıyoruz. Fidan değil bilinç lazım demiş. Ege Orman Vakfı yangın sonrası çalışmalar için tam destek vereceğini duyurdu. Genel Müdür Perihan Öztürk 26 yıllık tecrübemizi doğanın emrine sunacağız diyor. Evet, burada gerçekten bir bilimsellik çalışmasıyla bu meselenin çözülmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Burada bir kez daha karşımıza çıkıyor. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla günü tamamlıyoruz. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek COVID'e ilişkin rakamlar hepimizin malumu. Dolayısıyla kapalı mekanlar ve kalabalık alanlar burada sıkıntı yaratıyor. Kişisel temizlik ve hijyenimize dikkat edelim. Buluşuncaya dek maskeli ve mesafeli olalım. Hoşça kalın.